Dilek Köse. Benim eski damadım Melisa'nın ilk eşi Emirhan Arslan. Kızımın kimlik bilgileri benim kimlik bilgilerimle bizi dolandırıyor. Ve eve gelip Melisa'yı sordular. Dolayısıyla neden Melisa'nın hala peşinde Emirhan Arslan peşinde mi daha doğrusu peşinde olduğunu söylüyor. Yenge gelip nerede Melisa diye sormuş. Neden hala Melisa gündemden düşmüyor? Dün de konuştuk, hatırlayalım. Emirhan birazdan canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Anne sen beni yaptın, anne yaptın! Melisa'nın peşine düştüler. Annesi yardım istedi. Vermeyeceğim yani, ne yaparlarsa yapsınlar. Melisa benim, ben arkasındayım sonuna kadar Melisa. Gelip kandırmasınlar. Benim evimde işleri yok yani. Ne yapmaya çalışıyorlar yani? Hani kandırmaya mı çalışıyorlar? Ben onu çözmeye çalışıyorum. Niye geliyor gelin benim evime? Hayır, Melisa'nın evlendiğini bilmiyor mu? Emrah biliyorlar, evli değil mi? Biliyorlar. Melisa'nın annesi eski damadını dolandırıcılıkla suçladı. İnternet açtırıyorlar. Evet. Çocuk kapattırıyor hepsini, tekrar açılıyor. Nasıl açılıyor bu? Melisa başka şehirde, bunlar başka şehirde. O zaman açtıkları hatlarla acaba insanları yine dolandırmaya devam mı ediyorlar? Melisa üzerine bir oyun mu kuruyorlar? Herhalde Melisa'yı acaba suç atmaya mı çalışıyorlar üstüne? İnsan aklına deli sorular geliyor yani. Evet yani, ben bundan işkilliyim yani, bana Melisa'yı ne kadar kızarsa kızsın benim soru işaretleri beynimde dönüyor. Emirhan o zaman şu anda Melisa'dan intikam alıyor. Evet, doğru. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Bir de eve kadar gelmiş. Tehlikeli yani, eve kadar, benim evime kadar nasıl girdin sen? Eski eltisi neden Melisa'yı arıyor? Niye yakasından düşmüyorlar? Ben de bilmiyorum. Yengesi gelmiş. Emirhan'a. Benim evet, boşandım diye elinde bir kağıtlarla benim evime geliyor. Ne cesaret geliyor benim evime. Sizin evinize geliyor peki. Evet, ben boşandım diye boşanma kağıtlarına çıkmış gelmiş benim evime. Ne istiyor peki? Boşandıysa size ne yani? Melisa'yı arıyor. Melisa'yı nerede diyor. Melisa'yı görmeye geldim ben diyor. Benim evime kadar nasıl girdin sen? Yani ne cesaret girdin boşandım diye. Peki sen sonra pazarda görünce insan pazar, tabii sen pazarda, girişken bir gitmedin mi yanına? Ben olsam giderim. Dikeldim. Orada dikeldim. Acaba beni görür mü dedim. Yok. Yanındaydı. Kocası da yanındaydı. Ne oldu Dilek dediler. Hı hı. Ben de bir şey yok dedim. Burada bir bekleyeceğim. Bir beklemem lazım. Benim dedim, bekledim. Patlıcanları alıncaya kadar bekledim ben orada pazarda. Evet, dolandırılıyoruz diyor ve bundan bir an önce kurtulmak istiyor. Endişeli, haklı insan. Evet, TC bilgileri yani. Şirket mi kuruyorlar? Yine evlilik vaadiyle insanları dolandırıyorlar mı? Ne yapmaya çalışıyorlar? Eski eltinin ne işi var evlerinde? Neden Melisa'yı soruyor? Yani gerçekten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Emirhan telefon hattındaymış. Melisa'nın ilk eşi. Bu arada şu anki beraber olduğu eşiyle ilgili de bazı gelişmeler var. Birazdan onu söyleyeceğiz ama bu dolandırma meselesini, ilk kocasının sizi dolandırma meselesini konuşalım. Emirhan da ben yayına bağlanacağım, her şeyi konuşacağım diyor. Hani ne diyeceğini merak ediyorum. Emirhan hatta mısın? Alo. Ha, Emirhan merhabalar. Ha, merhabalar diyeceğim ama. Sağ olasın, şu anda askerde misin? Neredesin? Böyle biliyorum. Asker. Evet, askerdeyim. Askerlik vazifeni yapıyorsun. Şimdi evet. Dilek diyor ki bizi dolandırıyor, bizim kimlik bilgilerimizi alıyor. Ve Melisa'nın kimlik bilgileri, benim kimlik bilgilerimi bizi dolandırıyor diyor. Ne işiniz var? Niye hala peşindesiniz bu ailenin? Ya ben onu... Da. Sen benim kızımın TC'sini niye kullanıyorsun? Benim soy ismimi niye kullanıyorsun? Yengem benim evime niye geliyor? Niye gönderiyorsunuz? Niye Melisa'yı soruluyor? Ya bir sen bir dursana, bir zamanım yok. Susmuyorum. Dur tamam, direktör bir konuşalım, bir öğrenelim evet, meseleyi. Dinliyorum. Yapıyor mu yapmıyor mu onu bir öğrenelim. Emirhan sen yapıyor musun kimlik bilgileriyle? Çünkü bazı belgeler de gitmiş onlara. Ben size bir şey söyleyeceğim, ondan sonra kapatacağım. Ondan sonra ne araştırırsanız araştırın. Söyle. Bak, ben kendime bir yeni sayfa açtım, nişanlandım da. Bak ben İstanbul'a gittim, orada kaldım, nişanlandım. Yeniden Alanya'ya taşındım. Ondan sonra da ben kimseyle de hani şu an askerliğimde Ankara Mamak'ta askerlik yapıyorum. Tamam. Peki neden senin yengen gidiyor? Önce onu söyler misin? Melisa'yı soruyor. Boşandım. İşte Melisa nerede diye soruyor yengen. Bana onu söyler misin Emirhan? Ben onu ne bileyim. Ben Alanya'da yaşıyorum. O Serik'te yaşıyor. Biliyorum biliyorum ama sonuçta abinin eşi değil mi senin yengen? Evliler mi hala? Evliler. Peki... Bir ara onlar tamam, onlar bir yerde kavga yaptıydı. Boşanma şeyine gelmiştiler.
Ama sonuçta boşanma aşamasına gelse de boşanma dilekçesiyle eve gidiyor. O sırada anneannesi orada Melisa'nın. Dileğin annesi orada biz boşanacağız diyor. Senin abinden boşanacağını söylüyor. Arkasından Melisa'yı nerede diye soruyor. Ve daha sonra da Dilek onları pazarda patlıcan alırken yani yan yana görüyor. Ve dolayısıyla bir oyuna mı getirildik diye düşünüyor. Sen olsan düşünmez misin Emirhan? Ya ben ne artık düşündüğünü onların bir şey istemiyorum. Benim hayatımı zaten yaktılar. Ben bak cezaevine girdim. Sen benim kızımı yaktın. Sen benim kızımı. Yok, hakaret yok. Peki. Sen yaktın benim kızımı. Sen şu an kimin elinde de kızın hala yaptı diyorsun ya. Sen yaktın. Eski defterleri açtırma. Üstüne... Bir saniye. Bir dakika Emirhan, bir şey soracağım. Şimdi senin kimlik bilgilerini kullanarak hat alıyor. Telefon hatları alıyor. Ve evet, telefon Melisa'yı kapattırıyormuş. Evet. Bunları araştırıyormuş internetle. Senin bilgilerini Antalya'dan kullanarak. Antalya'dan gitmiş icra. Peki bunu avukatlar... açıklar mısın? Neden Melisa'nın kimlik bilgilerini kullanıyorsunuz? Kullanıyorsunuz derken bak Didem Hanım, yani hani benim resmimi de... Bunun hesabını ver. Tamam, buna bir yanıt verir misin? Nereden biliyorsun? Ama Dilek, o hakaret etmeden lütfen Emirhan, lütfen canlı yayın yapıyoruz. Bak şu anda da bir askersin. Konuşmalarına da lütfen dikkat eder misin? Şimdi ben şunu merak ediyorum sevgili Emirhan. Sen kimlik bilgilerini kullanarak hat alıyormuşsun. Doğru mu? Hat alıyor. Doğru, hattı kapattırıyormuş Melisa. Hattı kapattırıyor, sen tekrar açtırıyormuşsun. Boş bunlara gidiyormuş. Bir şey yok. Bakın ben size şunu söylemek istiyorum. Söyle. Ondan sonra da kapatacağım. Ben yeni bir sayfa açtım. Bak ben de evleneceğim. Ya anladım bak, yeni sayfa açtığını anladım da sonuçta yeni sayfa açarken de Melisa'yı sayfasını tamamen kapatmış olman lazım. Annesi tamam ki, kapattım zaten. Ama telefon hattını nasıl, yani onun kimlik bilgileriyle telefon hattı alıyormuşsun. Melisa'yı kapattırıyormuş, sen o hattı bir daha açtırıyormuşsun. Ne hattı? Ya, nereden? Ne yapıyorsun o hatla? Ya ben öyle bir şey niye yapayım ki? Niye uğraşayım? Ben onun zamanında bir sor. Melisa'ya bir arayıp sorsanız da Melisa'yı kim bırakmış önceden? O mu bırakmış, ben mi bırakmışım? Ben onu bırakmışım zaten bak. O bana hani yalvardı da bak. Emre Altay'den de bana yalvardı, açtı. Ben istemedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Emirhan eski dediği gibi eski defterleri açmıyoruz. Tamam mı? O defterleri açarsan. O zaman ablacığım bana bir şey açmayın. Ben bundan sonrasını merak. Bak şu anda Melisa'nın yakasından düştünüz mü düşmediniz mi onu anlamaya çalışıyorum. Eğer sen diyorsun ki ben yeni sayfa açtım. Bak bir dakika Emirhan. Emirhancığım sen diyorsun ki ben yeni bir sayfa açtım ama senin yengenin o zaman Melisa'nın evinde ne işi var? O zaman sen ben artık dolandırma yapmıyorsun da acaba senin yengen ve abin mi insanları evlilik vaadiyle dolandırıyorlar? Bilmiyorum, soruyorum. Abimin de öyle işi, öyle bir işle iş ilgisi olmaz. Yengem bana kavga ettiği için önceden de 5 sene bir arkadaşlık geçirmiş. O için de belki gitmiş olabilir. Ha niye onun evine gidiyor? Sen ayrılmışsın. Bir aranızda bir şey yok artık. Yani ben zaten akşam bana mesaj geldi. Hani dediler yengem falan gitmiş dedi. Ben de aradım. Yo öyle bir şey yok dedi bana yengem. Aa git gelmedi. Şahit ispat var. Şahit ispat. Annemin yanında ne işi var senin yengen? Benimle telefonla konuşuyor yengen. Bende boşanma kağıdı var diye. Yalan söyleme. Hala yalan makineliği yapıyor. Ben yalan söylemiyorum.